Çok katmanlı bir sistem var. Bir hiyerarşi var. Bu katların kaç tane olduğu ile ilgili çok çeşitli varsayımlar var. Ama sayılabilir katlar 7 diye geçiyor. Ondan sonra sayılamaz olan alanlar. Yani formu olmayan alanlar. Şimdi biz bunların en altındayız fiziksel düzlemde. Buradan aşağısı yok. Fiziksel dünya. Şimdi fiziksel dünya şu anda en yoğun olarak deneyimlediğimiz, algılarımızın en uyanık, en işlev olduğu yer. Geçen derste şey anlattık biz. Gülhaç'ın gizli öğretisini anlattık. Orada bahsetmiştim fiziksel dünyanın ne kadar önemli olduğunu. Çünkü biz burada bir şeyleri halletmeden zaten bir şey yapamıyoruz. Zaten burada bir şeyleri halledelim diye buradayız. Bakın bu çok önemli bir şey. Buradaki madde özellikle biz deneyimleyelim diye ve sebepleri sonuçları birbiriyle kıyaslayabilelim diye ağırlaştırılmıştır. Nasıl ağırlaştırılma? Mesela şöyle izah edeyim örnek olarak. Şimdi ben böyle çok daha basit yürüyorum ama denize girdiğim zaman yürüyüşüm zorlaşıyor değil mi? Bu dünyada üst dünyalara göre böyle bir yoğunlukta, çok yoğun. Bu yoğunluğun sebebi benim aslında yürüyüşümü yavaşlatmaktır. Daha yavaş yürüdükçe kendimi daha iyi gözlemliyorum. Bakın. Daha iyi gözlemledikçe neleri yapınca nelere sebep oluyorum. Yani yasaları anlamaya başlıyorum. Çünkü biz bu yasaları burada anlamazsak zaten astral düzlemde iş yapamıyoruz. Mental düzlemde iş yapamıyoruz. Burada zaman da yavaşlamıştır. Sadece madde değil. Madde zaman birbirine bağlı. Zamanda da bir yayılma olduğunu düşünün. Her yöne doğru. Ki sonuçların sebeplerden sonra olduğunu görelim. Neyin neye bağlı olduğunu görebilirim diye. Ne yaparsak ne oluyor? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Eğer biz bunu görmezsek astral deneyimleri olanlar var. Şöyle şunu fark ediyorlar. Zaman içinde. Önce bilmiyorlar neden böyle olduğunu. Mesela düşünüyor. Bir şey düşünüyor. O anda oluyor. Çünkü zaman aynı anda yaratıyor orada. Mesela ben bunu atmayı düşündüğüm anda aşağıda oluyor. Ama burada attığımı görüyorum. Orada attığını bile görmüyorsun. Sadece onu aşağıda buluyorsun. Örnek veriyorum sadece. Yani mecazi anlayın. Dolayısıyla bizim burada bu deneyime sahip olmamız gerekiyor. Yasaları biz burada öğreniyoruz. İkincisi, ölüm sonrası bir gelişim yok. Bütün gelişim, tekamül dediğimiz şey yine burada. Gelişmek için biz buraya iniyoruz. Yani okul demelerin sebebi bu dünyaya. Yukarıda ekstra bir gelişim yok. Yukarıda artık iş var, o var, bu var. Bunları özümseme var. Ben neler yapmışım ya falan deme var. Diğer insanlara yardım etme var. Ve tekrar sonra eksikliklerini, kusurlarını veya yeni deneyim sahalarını pratik etmek için tekrardan buraya dönüyoruz fiziksel dünyaya. Çünkü dediğim gibi burada madde yoğun. Denemeye müsait. Orası denemeye müsait değil. Anında oluyor. Birçok şeyi siz yarattırken yarattığınızı bilmiyorsunuz. Mesela ben orada bir cin görüyorum. Cini ben kendim yarattığını bilmiyorum. Halbuki ben yaratmışım onu. Anlatabiliyor muyum? Fiziksel dünyanın önemi. İkincisi, bizim bir fiziksel dünyada fiziksel bedenimiz var. Beden ve fiziksel benliğimiz. Yine fiziksel dünyaya ait olup biraz daha sübtil maddesinden dolayı eterik bedenimiz de var. O buraya ait. Henüz keşfedilemeyen bir madde olduğunu söyleniyor. Ve bizim fiziksel bedenimiz anne karnında bu eterik örneğe göre yaratılıyor aslında. Eterik bedenimizi çok kullanıyoruz. Telepati de, zihinsel faaliyetlerde, burada. Onu kullanıyoruz mesela. Ondan sonra bütün bu enerjiler, manyetizmalar, şunlar buna. Yine eterik beden vasıtası oluyor. Çok işlev bir şeydir. Ondan sonrası astral geliyor. Şimdi astral, herkes de var bu arada. Hepimizin astral bedeni var. O fiziksel bedenden ayrı bir şey. Maddesi daha ince, daha sübtil ve burada görünmez. Eterik bedeni bazen görebiliyoruz burada. Astral'ı göremeyiz. Nasıl görüyoruz? Yani şu bulutumsu bir şekilde veya işte Aura gibi mi? aura gibi görebiliyorsunuz. Ya da gözünüzü kapattığınız zaman eğer biraz üçüncü gözünüz açıksa da görülebiliyor. Astral beden
astral maddeden yapılma. Evet, astral dünya. Ve astral beden. Şimdi şunu söylemeyi unuttum bak. Eterik bedenin niye buraya ben yazmadım? Çünkü eterik bedenin ayrı bir bilinci yok. Eterik beden fiziksel bilinci kullanıyor. Öldükten sonra 2-3 gün içerisinde dağılıyor. Yani bir kabuk gibi, boş bir kabuk gibi düşünün. O bütün yaşam enerjilerini, prana, chi falan diyorlar ya. Onları o letaiflerden, nadilerden, o kanallardan akıtan şeydir. Aracı gibi. Dolayısıyla ayrı bir bilinci yok onun. En çok yapabildiği ölüm sonrasında son düşünceler, son işte insanın, ölen insanın aklında ne varsa onları böyle otomatik olarak tekrarlar yani. Onun için mesela hayalet falan diyorlar ya, görüyoruz şurada burada işte. Odur. Ama hemen 2-3 gün, 5 gün içerisinde dağılır. Ne zaman dağılmaz? Eğer biz ısrarla gitme gitme dersek gelir gelir şey... Bu dünyada onun dağılımını önlüyoruz, geciktiriyoruz. İkincisi bazen inorganik varlıklar dediğim, ikinci derste anlatacağım varlıklar. Bu kabukları canlandırma yeteneklerinden sahipler. Ama içindeki varlık değişiyor. Sadece kabuğunu kullanıyor, formunu kullanıyor. Şimdi bu bizim için çok önemli. Astral beden, şu anda en aktif olarak kullandığımız beden, fizik ötesi bedenlerden bahsediyorum. En aktif ve bütün tesirleri alan beden. Üst, yani o kutsal kase diyorlar ya, kutsal kase böyle açık, yukarıdan akışları alıyor ve buraya dolduruyor. O astral bedendir. Veya işte peygamberin miraca yükseldiği şeydir. Burakıdır yani. Bunun kalitesi çok önemli. Yani nasıl bir tesir alacağını o belirliyor. Sen nasıl güzellikte bir kapsan o kadar güzel tesir alıyorsun. Sonra astral dünya, Birleşmiş Milletler savunumuz bizim. Bütün ne kadar varlık varsa, ne kadar bilinç türü varsa gelebilen hem dünyadan hem yukarıdan burada toplanıyoruz. Burada görüyoruz onları. Hayvanları da orada görüyoruz. Mikro bilinçleri de orada görüyoruz. Mesela benim hücremin de bir bilinci var. Yani benim hücremin ayrı bir bilinci var. Onu da orada görebiliyoruz. Eğer isterse çok büyük hiyerarşilerin o dev bilinç dediklerimizi de kendi bilincimize uydurarak onları da orada görebiliyoruz. Şimdi astral bedenin özellikleri. Nasıl tanıyacağız astral bedeni? Astral beden his, duygu yoğunluğudur. Yani bizim dünyada, fiziksel dünyada o içimize yarar.